kadar onlarca kutu açılım yaptım. Benim için hiçbirinin önemi yok. Hepsini şöyle kenara itiyorum ve 56 yaşına kadar geldim. Bugüne kadar hayatımın hiçbir döneminde kitap olmadı. Bu da bizim ayıplarımızdan birisi. Türk insanında böyle bir ayıp var maalesef. Bunu bir şekilde aşmamız gerekiyor. Bu kutunun içerisindeki çok güzel, anlamlı bir kitap var. İlklere imza atan Zekiye Çomaklı ablamızın yazmış olduğu bir kitap. Hemen bu kitabı almalıyım dedim ve bunu sizlerle paylaşmalıyım dedim. Çünkü hayatında hep ilklere imza atmış olan bir ablamızın yazmış olduğu Aşk Ale ile ilgili çok değerli bilgilerin olduğuna inandığım, hemen uzatmadan açalım. Her zamanki gibi kutular fırlatıyordum. Bunu fırlatmayacağım. Burada yanı başımıza dursun. Kitap şöyle elime aldığım zaman çok heyecanlandım. Gerçekten hayatım boyunca hiçbir zaman kitap almamışım. O benim için dediğim gibi büyük bir ayıp. Ansiklopedi tarzında bir kitap oluşturulmuş. Şöyle birinci hamurdan basılmış. Şahane bir kitap. Kitabımızın ismi İpek Yolunda Bir Kavşak Aşkale diye geçiyor. Erzurum Aşkale Lisesi'nin ilk mezunlarından birisi ve Erzurum'da ilklere imza atan ilk kadın yazarlarımızdan birisi ve Erzurum'da ilk kadın derneğini kuran, dediğim gibi birçok ilke imza atmış bir ablamız. Hep abla diyorum, sadece Aşkale'nin değil bütün Erzurum'un ablası diye biz biliyoruz. Zekiye Çomaklı araştırmacı yazarımız, standart bir kitaptan öteye içerisinde bütün sayfalarında görsel olan, böyle doğal ortamdayız. Önümüzden köpekler falan geçiyor. Olsun, sorun değil. Kitap Savaş Yayın Evi tarafından basılmış bir kitap. Şöyle içerisine doğru baktığımız zaman spor etkinlikleri, sanat etkinlikleri vesaire, şiirleri, türküleri, masalları, düğünleri, gelenekleri, yemekleri, yöresel otları vesaire, köyleri, mahallelerine kadar kitap içerisinde görsel olarak bizlere sunuyor Zekiye ablamız. Sağ olsun, ellerine sağlık diyorum. Kitabımızın orta kısmına baktığımız zaman da Erzurum'un Aşkale'nin yetiştirmiş olduğu bugüne kadar ünlüler yer almaktadır. Ses sanatçıları, saz sanatçıları, tiyatro sanatçıları, başta Arista olmak üzere Yavuz Değirmenci, Güler Duman, baştan da söylediğim gibi ansiklopedi tarzı bir kitap ve içerisindeki değerli bilgileriyle torunlarımıza bırakabileceğimiz bir miras. 56 yaşından sonra kitap okumaya bu kitap sayesinde inşallah başlarız. Trenlerde, otobüslerde, parklarda, bahçelerde vesaire, boş kaldığımız bütün yerlerde elimizde kitap olmalı. Günümüzde moda geniş geniş ekranlı telefonlara hapsolmayalım. Kitap okuyalım. Kitap hediye edelim. Hediye günlerimiz var bildiğiniz gibi. Anneler günü, babalar günü vesaire günlerimiz var. Bu günlerde şöyle kafamızı yormamıza gerek yok. Anneme, babama, dayıma, teyzeme ne hediye alacağım diye düşünmenize gerek yok. En güzel hediye kitap olmalı bence hayatımızda. Ve kitap okumayı Türkiye'de gençler özellikle sevdirmemiz lazım. Okumak, okumak ve okumak diyerek bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Zekiye Çomaklı ablamıza tekrardan eline sağlık, gönlüne, diline sağlık diyorum. Ve ilk fırsatta eve gider gitmez, hatta otobüse binip otobüste kitabı okumaya başlayacağım. Benim torunlarıma bırakacağım en güzel hediyelerden birisi. Bir dahaki videolarda buluşana kadar böyle ilginç videolarda karşınızda olmaya devam edeceğim. Allah'a ısmarladık, hoşça kalın. Kitaplı günlerde buluşmak dileğiyle. Eyvallah. Görüşürüz. Kitap okuyalım. Sevelim, sevdirelim ve hediye edelim.